Merhabalar, ben Kardelen Ketence. Kesinlikle. Az önce gibi bir söyler misin? <laughs> Merhabalar, ben Kardelen Ketence. Bu videoda size bir yazardan, bir doktordan bahsetmek istiyorum. Ayda bir ya da iki ayda bir değişik yazardan, değişik kitap ya da kitaplardan bahsetmek istiyorum. İçerikleri ve konuları farklı olacak. İşte biri, bilmiyorum kişisel gelişim, biri belki yoga, biri sağlıkla ilgili, biri bambaşka bir konuyla ilgili olabilir. Bakalım artık nasıl gelişecekse öyle gelişecek. Şimdi bu hafta size bahsetmek istediğim kişi Ayşegül Çoruhlu. Yani zaten sağlıkla ilgileniyorsanız duymuşsunuzdur diye düşünüyorum ismini. Kendisine olan saygım sonsuz. O yüzden özellikle sağlıkla ilgili olarak onun kitaplarını ve kendisine başvurmak istedim. Yine şuradan yola çıkıyorum. Benim hayatımda etkisi olan konulara ve kişilere odaklanmak önem ve değer taşıyor. Ve Ayşegül Çorullu da öğretileriyle beraber hayatıma çok dokunan insanlardan biri oldu. Bu yüzden de kendisinden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu zaten çıkan en son kitabı. Dört kitabı var şu ana kadar zaten yayınlanan. İlki alkali diyet, ikincisi yanlış söylemiyorsam tokuz ama açız. Üçüncüsü kuantum beslenme, dördüncüsü de sirka diyen e, beslenme. Şimdi neden önemli ya da bu video size ne katabilir? Şöyle bir konu var. Sağlık... Sizin için önemlidir, değildir. İşte siz sigara içiyorsunuzdur, ben içmiyorumdur. Alkol alıyorsunuz, almıyorsunuz. Bunlar zaten başka, yani bambaşka konular. Ama hepimiz yemek yediğimiz, hepimiz su içtiğimiz için ve yaşamamız için besine ihtiyaç duyduğumuz için bir yerde bir hekime, doktora ya da birinin görüşlerine ihtiyacımız olabiliyor. Çünkü şehir hayatında yaşıyoruz. O zaman zorlayıcı olabiliyor. Ve dolayısıyla burada Ayşegül Çoruhlu benim için ve bence Türkiye için büyük önem arz ediyor. Kendisi şundan bahsediyor. Ben ilk önce yine yolculuğumdan çok kısa bahsedeyim. Ben de sürekli olan, neredeyse hayatım boyunca olan, yani 4 yaşındayken bile hamilesin galiba denilmesine sebep olan bir karın şişkinliği vardı. Bana hep normal geliyordu bu. Çünkü ben hep onunla yaşıyordum. Ve hani dalga geçiyor falan ama böyle hep karnım şişti ve ben de göbekliğim falan herhalde diyordum. Bir şekilde detoks kamplarına çok ilgi duymaya başladım. Zaten sağlığı yani sağlıklı olmayı çok seviyorum. İşte detoks alanında da çok iyi bir yer var yurt dışında. Oraya gittim ve orada da bir hafta kalıyorsunuz. Yani dilerseniz daha da uzun. Geçen yaz mayıs ayındaydı. Yani 2018 Mayıs'ta. Oraya gittiğimde sağlığa, beslenmeye bakış açım çok değişti. Çünkü İsviçre ve Avusturya bu konuda çok çok iyi. Alman doktorlar da çok iyi. Ee, ama oradaki doktorların çoğu da ya Avusturyalı ya İsviçreliydi. Kliniğin adı da Viva Mayer. İnce bağırsağa yöneliyorlar. Şişkinliğinize odaklı. Eğer ki şişkinliğiniz varsa belli zaten kan testleri herkesten isteniyor gibi gibi böyle işte detaylı bir prosedürleri var. Sonuç olarak benim orada öğrendiğim 3 şey oldu diyeceğim. Umarım bu 3 maddenin altını şimdi dolduracağım. Birincisi zaman çok önemli. Orada 7'de kesiyorsunuz. Yani 7'den sonra gittiğinizde hiçbir şey vermiyorlar. İkincisi porsiyon çok önemli. Sabah en çok, öğlen daha az, akşam daha az. Üçüncüsü de erken kalkmak, aç yatmak. Minimum 7 gece kalabiliyorsunuz. İşte kahve yok, sigara, alkol zaten söylememe gerek yok. Size de özel beslenme planı veriyorlar. Bu tabii ki de bir detoks kampı olduğu için ve kısıtlı bir sürede olduğu için yapıyorsunuz ve tabii ki de belli bir ücret ödediğiniz ödediğiniz için açıkçası ben de bunu ödedim. Tabii ki de yapmak zorundayım mantığıyla yaklaştım. Şimdi buradan Ayşegül Çoruhlu'ya geleceğim. Döndüğümde gerçekten yani kilo önemli değil. Belki 2-3 kilo vermiştim ve böyle şeydim. Kilo vermek için gidiyorum bir yerde. Ama şişkinliğim de önemli falan dedim. Orada sağlığın ne demek olduğunu bu arada tabii şu da var. Neredeyse her akşam, hafta içi eğitim veriyorlar ve doktorlar hep konuşuyor. İşte atıyorum bir gün ince bağırsakla ilgili, bir gün sindirimle ilgili değişik değişik konular. Şimdi döndüğümde böyle şey oldum, Wow Bu sağlık enteresan.'' falan. Zaten doğa içinde olduğu için hep yürüyüş de yapıyordum. Onu da zorunlu kılıyorlar. Çok etkilendim. Ben yani size anlatamam. Vejeteryan besleniyorum. 12 seneden fazla oldu. O zaten hani et hiç sevmediğim için hani o benim kişisel tercihim. Yani çok şeydim ben bu sağlık konusuna deli gibi araştırmam gerekiyor diye başladım. Türkiye'de de Ayşegül Çoruhlu'nun ismini duymuştum. Bir arkadaşım ona neredeyse her ay gidiyordu belli bir yani onun sağlık sorunundan dolayı ve kendisine çok saygı duyduğu için o bana hep söylüyordu git git diye ve ben Viva Mayer'e gitmeden bir iki hafta önce kendisiyle tanışmıştım. O zaman üçüncü kitabı galiba vardı. O bana ilk zaten kitaplarımı okudun mu demişti. Ben hiç kitaplarını okumamıştım. Yani sadece ismini böyle arkadaşımdan duymuştum. Kan e, testlerimi alıp gittim. İşte bana söyledi. Atıyorum B12 eksik şu bu falan. Ve değişik e, takviyelerde bulunmuştu. Döndükten sonra kendisinin üç kitabını o yaz bitirdim. Hani iki ayda falan belki iki ay bile sürmemiştir. Üç kitabını da okudum. Okuduktan sonra zaten arkadaşım demişti hani kitabını okumuyorsan boşuna gitme. Bütün kitaplarını ilk önce oku ondan sonra git. Yani burada şunun da altını çizmek istiyorum. İsim övmek değil amacım ama sağlık konusunda gerçekten içi dolu ve ne konuştuğunu bilen insan benim için çok önemli. Çünkü ben buna çok saygı duyuyorum. Instagram'dan da bilmiyorum takip ediyorsanız içinin... Yani bilgilerinin en azından hep bir şeye dayandığının da farkındasınızdır. Çünkü sağlığa hücre boyutundan mitokondri, atom yani bunlarla yaklaşıyor ve her şeyin enerji olduğunu bildiğimiz için bu şekilde yaklaşım beni ekstra etkiliyor ve heyecanlandırıyor. Ve sonuç olarak bu yolculuk şununla sonuçlandı. Ben daha sağlıklı bir insan oldum. Yediğime içtiğime çok daha dikkat ediyorum. Ve en önemlisi de bu benim için işe yaradı. Zaten şu kitabında Sirka Diyen Beslenmede özellikle zamanlamadan bahsediyor yani e, tabağınıza değil saatinize bakmanızdan bunun öneminden şunu çok e, nacizane tavsiyede tavsiye de bulunmak isterim bu konuda İlk önce yani sırasıyla gidin birinci kitabı alkali beslenme ikincisi tokuz amaçız üçüncüsü kuantum dördüncüsü bu çünkü ve mümkünse tabii dördünü böyle ard arda okuyun gerçekten kafanızda yanıt bulmak istediğiniz birçok şeye yanıt buluyorsunuz. Kendisinin Ayşe Göçeroğlu'nun en sevdiğim özelliği bir hastalık varsa onu tedavi etme gücü de elimizde. Belki bir ufak bir rahatsızlığınız var ve 3 yıl sonra büyüyecek ama kendisinin kitapları sayesinde bilgilere ulaşıp o şekilde o hastalığın önüne gayet geçebilirsiniz ve bu mümkünken neden doktorlara gidelim bu kadar? Çünkü ben gücün içimizde olduğunu düşünüyorum. Ve beslenmede bunun çok önemli bir parçası. Sirka diyen beslenmede de benim yaptığım her gün saatlerimi yazıyorum. Ve bir ayda belki 3 kere fire vermişimdir. Açıkçası onun dışında hep hani 7'den önce en azından yiyorum. Bu şekilde benim hayatıma çok katkısı oldu. Çünkü uykularımın kalitesi düzeldi. Şişkinim kesinlikle gitti. Kilo verme olarak hani size kesinlikle ah müthiş kilolar verdirecek diyemem. Çünkü bilmiyorum belki bir trait rahatsızlığınız olabilir, şekeriniz olabilir. Yani bu kişiden kişiye değişir ve asla bir şey garanti edemem. Ama e, bedeniniz doğal döngüsünü bulduğu zaman eğer ki bir fazlanız varsa ve doğal yani dışarıda açık havada zaman geçiriyorsanız, toprağa gerçekten günde en az 20 dakika basma, yalın ayak şansınız varsa, ağaçlara dokunuyorsanız yürüyüş yapıyorsanız en azından ve spor yapma olanağınız da varsa emin olun zaten onlar gidecektir. Çünkü beden doğal döngüsünde bunu sağlıyor. Size tabii daha da bahsetmek isterim ama malum videolar böyle olduğu için kısa kısa bahsedebiliyorum. Herhangi bir sorunuz ya da yorumunuz olursa yanıtlamaktan keyif duyarım. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Hadi. Başlıyorum yine heyecan yaparım. Dur şunu alayım ne olur. Oh. Merhabalar, ben Kardelen Ketence. Kesinlikle. Az önce bir söyler <laughs> misin? Tamam. Tabii <laughs> söyleyeceğim.